Aa, para ne? No, başaklar alt üst bir hafta yaşıyorlar. Şimdi bak, para, zor sağlık. Bir hafta onlar için. Hayrolsun. Hakikaten zor bir hafta. Özellikle yeni ay, onların hafta sonu aşk yaşamlarını, duygusal alanlarını ve düşüncelerini karamsar yaşamaya etki etti ve neden oldu. Özellikle bu hafta maddi konularda zorlanabilir, geciken işleriniz ve beklentileriniz konusunda kendinizi modunu düşürebilirsiniz. Talihsiz ve şanssız gibi düşünerek. Asla nasıl düşünürsek oyuz. Bu hafta mümkün olduğunca güvende, huzurlu olmaya niyet edin. Ve bu hafta mümkün olduğunca siz sevgili başaklar, sağlık ve sıhhat konusunda da ihmalci olmayın ve davranmayın. Bu hafta çevrenize yardım edin. Bu hafta size yardım edenlere teşekkür edin. Bu hafta aslında hayatın her döneminde hatırnaz olmak lazım. Paylaşımcı olmak lazım. Mutluluklarınız paylaştıkça artar. Acılarınız eski enerji olsaydı dünya üzerinde, acılarınız ise paylaştıkça azalırdı. Azalmış, evet. Ama şimdi acılarınızı paylaştıkça daha çok arttırırsınız. Neden? Karşınızdaki insanların enerjisini bilemediğiniz için. Yani sorun olan her şeyi kendi içinizde çözümlemeye, aile kadar yakın olan, size yakın olan arkadaşlarınız ve enerjisine güvendiğiniz, sizi yanlış kodlamayacak kişilerle sorunlarınızı konuşun ve paylaşın. Ama sizi yanlış yönlendirecek, kodlayacak kişilere sorun olan hiçbir şeyi anlatmayın. Bu hafta siz başaklar kazalara çok açık bir haftadasınız. Eyvah. O nedenle sağlam basın yere. Araba kullanıyorsanız trafikte dikkatli olun. Allah'ım Başkalarına korusun. dikkat edin. Allah Rabbim korusun. korusun tabii ki. Ev hanımısınız, hiçbir işiniz yok. Dalgın olma olasılığınız kazalara neden olabilir. O yüzden cam kapı silerken, bıçakla, makasla uğraşırken, dikiş bile dikerken dikkat edin. Allah Dikkat göstermesin. probleminizi kontrol altına alın. Geçmişe düşüncelerinizde dalmayın. Ailesel ilişkilerinizde ise frenleyen olmayın. Çocuklarınızı engellemeyin başaklar, frenlemeyin. Hayır yapma değil, yapma dediğiniz şeyleri eşiniz, partneriniz, çocuğunuz neden yapmaması gerektiğini anlatarak yapma deyin. Yani asla hayırı, yapmayı ön planda tutmayın. Gerçekten rahatsız olduğunuz konular varsa nedenlerini anlatarak hayır kelimesini kullanın bu hafta. Başaklara özellikle parasal konularda yaşanmış ve geçirilmiş sıkıntıların hafta boyunca tekrar etkisi demoralize olmalarını etki edebilir. Ama nasıl düşünürsek öyle yaşarız. O yüzden bazen zorlandığımız anlarda bile kendimizle yüzleşip hatalarımızın farkına varmak iyidir. O yüzden nasılsın canım çok sıkılıyor demeyin. Benim rahmetli babaannem derdi ki sıkı can iyidir, çabuk çıkmaz. Dolayısıyla sıkılsanız da iyidir deyin, iyiyiz diyerek bakın. Dolayısıyla şu an zor bir haftadasınız. Kazalara dikkat ediyorsunuz. Ve mutlaka ve mutlaka dikkat dağınıklığına karşı spotum dikkat etmelisiniz. Konsantrasyonunuza bakın bu hafta. İçinize dönün, bir kendinizi sorgulayın. Dikkatsizlik içeren duygular neler? Neler sizi dikkatsizliğe sürüklüyor? Bunları törpülemeye, bunlardan arınmaya özen gösterin.